Selam, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 17 Şubat, yarın 18 Şubat ve benim doğum günüm. Bu videoyu başka zaman atabilirim, belki 19'una falan kalabilir ama şu anda yarın doğum günüm. Dün kendime bir doğum günü tacı yaptım, bunun da videosu var, isterseniz bakabilirsiniz. Bugün de bu tacımla birlikte kendime bir doğum günü pastası hazırlayacağım. Kalpli bir pasta yapmaya çalışacağım. Daha sonra üzeri yazılı bir pasta yazacağım. Üzerine yazacağım yazıyı da göreceğiz. Bu ara biliyorsunuz yazılı pastalar çok moda. Şimdi öncelikle içine yapacağım kremasını hazırlayacağım. Onun size hemen malzemelerini veriyorum. Sonra ben direkt yapmaya geçiyorum. Çok fazla tarif kısmına detaylı bir şekilde girmeyeceğim. Yani gireceğim, söyleyeceğim de aşamalarını çok fazla göstermeyi düşünmüyorum. Arasında yapacağım kremanın malzemelerini sayıyorum. 3 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un. Böyle şey yaptıktan sonra da kıvamına geldikten sonra da içine biraz bir kaşık kadar tereyağı atacağım. Malzemelerimi tenceremin içerisine koydum. Bu şekilde kremamı karıştırıyorum. Sonra üst kısmına krem şanti yapacağım. Normal beyaz bir krem şanti. Daha sonra da şöyle bir şey oldu. Ben yazı yazmak için glazür almak istedim. Migros'lara falan baktım. En yakındaki 3 Migros'a baktım. Üçünde de şeymiş. Kafamda da bir anda taç var ya. Bir yerlere çarpıyorum sürekli. Üçü de küçük Migros'lar olduğu için onlar da bulunmuyormuş. Büyüklerinde bulunması gerekiyormuş. Artık daha fazla bakabilecek fırsatım da olmadığı için. Yoksa kırmızı ya da mavi bir glazür falan alıp onunla yazımı yazmak istiyordum. O konuda biraz hayal kırıklığına uğradı. Onu başka zaman yapacağım ama. O yüzden ben de şey düşündüm. Koyu bir çikolata sosu yapacağım. Onu da işte buzdolabı poşetinin içine koyup oradan sıkarak istediğim yazıyı yazacağım diye düşündüm. Evet, kremam hazır ve şimdi kekimi de çıkartıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bunu Bim'den aldım. A101 Bim bütün marketlerde, diğer marketlerde de aynı şekilde. Bu hazır pasta tabanlarından oluyor. Muhallebim de hazır ve o kadar güzel bir kıvamı oldu ki anlatamam size. Çok güzel oldu. Şöyle 2 taban olarak satılıyor. İstediğiniz her şeyle ısıtabilirsiniz. Mesela annem reçelle falan ıslatırdı. Onunla da ayrıca bir lezzet vermiş oluyor. Bu şekilde her yerine eşit gelecek şekilde şöyle sütümüzle ıslatıyoruz. İnanamıyorum, her zamanki unutkanlığım tuttu ve neyi unuttum? Normalde ben bu pastayı kalp şeklinde yapacaktım ve şu an yuvarlak bir şekilde ıslattım. Bunu hemen halledebiliriz diye düşünüyorum. Bunu hemen kalp şekline getiriyorum. Şu şekilde üstüne koyacağım. Bunu kalp yapabilmek için şöyle kenarlarından eşit bir şekilde. Şimdi önce taktik şöyleydi. Dörde böler gibi yapıyorsunuz. Sadece çizgi çiziyorsunuz. Sonra bu uçtan bu uca şu şekilde keseceksiniz. Aynen buradan da şöyle yaptığımız zaman çok kolay bir yöntem. Böyle işaretliyoruz önce. Sonra böyle kesiyoruz. Bunları da şöyle kenarlarına koyacağım. Biraz daha esnek olması açısından şuralarından böyle küçük kesikler atıyorum ki bu şekilde durabilmesi için. Gördüğünüz gibi şekli şu an. Şimdi ben kremam soğuyana kadar da bir köşede krem şantimi hazırlıyorum ki dolaba koyacağım ve biraz soğuması gerekiyor krem şantini, kıvam alması gerekiyor. Kremam da soğuyana kadar ben şimdi hemen krem şantimi hazırlıyorum. Bu şekilde şimdi krem şantimi yapıyorum. Evet, krem şantim hazır. Gördüğünüz gibi pamuk gibi harika. Bakın düşmüyor. Evet, bu şekilde kalp pastamız, görüyorsunuz. Şimdi buna hazırladığım kremayı, muhallebiyi, artık adı her neyse, bu şekilde koyuyorum. Hem muhallebiyi bu şekilde koyduğumda bu iki tarafta birbirine yapışmış olacaklar. Evet, muhallebinin çoğunu döktüm zaten. Çok da bir şey kalmadı bunda. Çok az, bir kaşık bir şey kaldı. Gördüğünüz gibi şu an. Ve bu parçamı da ekliyorum üstüne ve şu kenarlarını da hemen ekliyorum ve harika oldu. O zaman çok fazla beklemeden krem şantimi de dökeyim. Biraz daha soğumasını bekleyecektim ama artık fazla beklemek istemedim ve yayıyorum.
Bu kenarlarını da aynı şekilde krem şantiyle kaplayacağım. O yüzden şöyle iyice bütün malzememi koyayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptığım zaman pasta tam olarak bütünleşti. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Kalp olduğu belli ama şurası bir tık daha derin olabilirdi diye düşünüyorum. Ama şöyle genel görüntüye baktığınız zaman bence çok güzel bir şey oldu. Evet, pastamızın son aşamasına geldik. Şimdi çikolata sosunu yapıyorum. Paketinin üzerinde 2,5 su bardağı süt kullanımı yazıyordu ama ben yazı yazmak için bunu kullanacağım için biraz daha böyle koyu olmasını istedim. O yüzden ben 2 su bardağı süt koydum ki bir tık daha koyu bir kıvam elde edebileyim ve yazımı kolaylıkla yazabileyim diye. Biraz önce videoyu çekerken yani durdurmuşken aklıma geldi. Ankara'da yaşayanlar için küçük bir şey söyleyeceğim. Yengemin çok güzel bir şu an Instagram sayfası var ve oradan çok güzel pastalar, cupcake'ler, harika şeyler yapıyor. Yaptığı her şeye bayılıyorum. Eğer Ankara'da yaşayanlar varsa sipariş alıyor. Instagram hesabında, biraz daha şöyle eğileyim. Instagram hesabını aşağıya yazacağım. Bakmak isteyenler varsa aşağıdan ismini alıp Instagram'dan takip edip kendisiyle iletişime geçebilirler. Yaptığı şeyler gerçekten hepsi harika şeyler. Mutlaka tavsiye ediyorum. Evet, artık son aşamalara geldik ve yazı yazma kısmına geçiyorum. Şimdi buzdolabı poşeti çıkardım. Bunun bir ucuna doğru bu çikolata sosumu dökeceğim, dolduracağım. Ve kürdanla pastamın üzerine yazacağım yazıyı kürdanla çizdim. Şu an çok belli olmuyor, ben bile zor görüyorum. Krem şantının üzerine kürdanla çizilmiş olduğu için. Hani bir hazırlayayım, ona göre üzerinden geçeyim istedim. Yoksa belki beceremeyebilirdim. Buzdolabı poşetini alıyorsunuz. Yaptığınız çikolata sosunuzu ya da hazır glazür alırsanız çok daha güzel olur tabii ki. Bu şekilde buzdolabı poşetimin içine dolduruyorum. Şu an pastanın bence en zor kısmındayız. Zor bir işlem çünkü. Şimdi ucunu küçücük deliyorum. Ve yazımı yazmaya çalışacağım. Valla bir yerlerden küçücük akıyor ama bu mümkün değil. Başaramayacağım gibi geliyor. Şöyle çok olacak gibi. Lütfen ol. Şöyle çok değişik oluyor. Ya. Yapamıyorum gibi. Çok da oluyor gibiydi ya. Ay, üstüm başımda mahvedeceğim. Neyse. Üstüm mahvolsun da yeter ki yapabileyim şöyle. Evet, işte bu kadar. Tamamdır. Şimdi bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Ya tam böyle düzgün bir şey olmayacak ama en azından yazının ne olduğu anlaşılsa yeterli ki bence çok güzel oluyor. Bu arada ben bir haftadır falan diyetteyim. Yaklaşık 2 kilo verdim. Ve tam bunun arkasında şu an doğum günümün denk gelmesi benim için biraz kötü oldu. Çünkü tam biraz kilo vermişken şimdi böyle güzel bir pasta hiç hoş olmadı. Bir de işin kötü tarafı, bugün de kayınvalidemin doğum günü. Resmen doğum günümüz arka arkaya denk gelmiş. O yüzden de hem bugün hem yarın biraz böyle diyet biraz bozuldu gitti yani. Bu arada bu tacımla ve doğum günü pastamla harika fotoğraflar çekileceğim. Onları da Instagram'dan beni takip ederseniz görebilirsiniz ve takip ederseniz de çok sevinirim. Sena Levendoglu, sonunda 2 tane U var. Pastamı bitirdim, yaptım. Her şey çok istediğim gibi gitti. Çok güzel oldu. O yüzden çok mutluyum. Gerçekten bu da bu sene çok güzel geçeceğini bir işareti bence. Şimdi inşallah bozulmaz. Bir de elimden pasta kayıp gidiyormuş. O kadar gülerim ki gerçekten. Şöyle birazdan tam düz bir şekilde göstereceğim. Şu an düşmesin diye korkudan gösteremiyorum. Eğemiyorum çok fazla. Şimdi kamerayı düz tutup göstereceğim size. Videonun kapanışını yapayım. Hemen onu göstereceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı da unutmayın.
Kendime çok güzel bir yıl diliyorum. Umarım her şey istediğim gibi olur. Videolarım daha çok izlenir. Tabii ki bu ilk dileklerimden değil. Kendime bol bol sağlık diliyorum. Daha sonra tüm işlerimin yolunda gitmesini diliyorum. Huzur, mutluluk diliyorum etrafımdaki herkese. Sevdiğim insanlarla yaşadığım güzel bir yıl diliyorum kendime. Sizden de doğum günü dileklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.